Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur latte pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Sizler de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Pandispanyası için yumurta, beyazı ve sarısını ayıralım. Beyazına bir çimdik tuz ilave edip köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurta sarısına 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ilave edelim. Mikserle köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Yumurta sarısı iyice köpük köpük olana kadar çırptım. Yarım çay bardağı sıcak su, 2 çay kaşığı granül kahve karıştıralım. Kahveyi sıcak suda eritiyorum. Su sıcak olduğu için azar azar yumurta sarısına ilave ederek çırpıyorum. Kahveyi birden ilave etmeyin. Azar azar ilave edelim. Yoksa yumurta pişer. Yumurta beyazını da köpük köpük olana kadar çırptım. Bu kıvama gelene kadar çırpalım. Bu şekilde tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpalım. Yumurta beyazına hazırladığımız yumurta sarısını azar azar ilave ederek karıştıralım. Yumurtanın köpüğünü söndürmeden alttan yukarıya doğru hep aynı yönde yuvarlak çizerek karıştıralım. Bir su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, bir paket kabartma tozu. Eleyerek azar azar ilave edelim. Pandispanya harcımız hazır. Bu kıvamda olacak. Ankastre fırın tepsisi kullanıyorum. Derin olan tepsisini kullanıyorum. Tepsiye bir tane yağlı kağıt serelim. Üzerine hazırladığımız pandispanya harcını alalım. Kalıp kullanmadan 4 katlı pasta hazırlayacağız. Tepsiye yayalım, üzerini düzeltelim. Tepsiyi birkaç kez masaya vurarak havasını alalım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kekin tam ortasına kürdanı batıralım. Temiz çıkarsa olmuş demektir. Çıkarıp soğumaya bırakalım. Kreması için tencereye 4 su bardağı süt alalım. Yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı granül kahve,
Sürekli karıştırıp koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşmaya başladı. Ocağı kısalım. Kısık ateşte sürekli karıştırıp 5 dakika pişirelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. İyice karıştıralım. Tereyağı tamamen eridikten sonra kremamız hazır. Soğuması için bir kaseye alalım. Üzerinin kabuklanmaması için üzerini de kapatalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıralım. Ganajı için 200 milim krema ocağa alalım. Kremayı biraz ısıtalım. Kenarından kabarcıklar çıkmaya başladı mı? Olmuş demektir. Beyaz çikolata ilave edelim. Sürekli karıştırıp çikolatayı eritelim. Bu arada ocağı kapatalım. Hazırladığımız beyaz çikolatalı ganajdan 2-3 yemek kaşığı kadar küçük bir kaseye alalım. Çeyrek su bardağı sütlü çikolata ilave edelim. Karıştıralım. Bunu üzerini süslemek için kullanacağız. Ben mikrodalga fırında biraz ısıttım. İçindeki çikolatayı iyice erittim. Eğer mikrodalga fırınınız yoksa kaynayan suyun üzerine koyup benmari usulü de eritebilirsiniz. Üzerini süslemek için kullanacağımız çikolatamız da hazır. Pandispanya kekimiz soğudu. Ters çevirip yağlı kağıdı çıkaralım. Pastamızı tam ortadan ikiye bölelim. Dört parça çıkaracağız. Tekrar ortadan ikiye bölelim. Dört parça kek çıkardım. Bu şekilde dört parça kek çıkarmış olduk. Bu arada kremamız da soğudu. Kremamızı hazırlıyorum. Kremanın içine 100-150 gram kadar krema ekliyorum. Kıvamına göre gerekirse hepsini kullanabilirsiniz. Ben 100-150 gram kadar kullandım. Mikserle kıvam alana kadar çırpalım. Kremamız hazır. Kek parçasının bir tanesini bir tabak üzerine alalım. Keki ıslatmak için 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı da şeker ilave ettim. Bu karışımla kekimizi ıslatıyoruz. Hazırladığımız kremadan kekin üzerine sürelim.
İkinci parça pandispanyayı da kekin üzerine alalım. Hazırladığımız sütlü kahve ile ıslatalım. Tekrar üzerine krema sürelim. Dört katı da üst üste bu şekilde hazırlayalım. Kalıp kullanmadan bu şekilde pastalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Dört katı da hazırladım. Kenarlarını da üzerine de hazırladığımız kremayla sıvayalım. Pastamı sıvadım. Hazırlayıp soğuttuğumuz ganaçtan üzerine biraz dökelim. Ganaç tam soğumadığı için ve pastamız da sıcak olduğu için üzerine döktüğümüz ganaç akıp gidiyor. Bu yüzden pastamızı buzdolabında bir gece bekleteceğiz. Hazırladığımız ganajın bir kısmını pastanın üzerine döktüm. Çok fazla dökmeyin. Döktüğünüz akıp gidecek. O yüzden çok az bir kısmını dökün. Üzerini de buzdolabı poşetiyle kapatın. Buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bir gece beklesin. Soğuduktan sonra hazırlaması daha kolay olacak. Bir gece beklettim buzdolabında. Pastamız iyice soğudu. Aynı zamanda ganajımız da soğudu. Eğer çok koyulaştıysa ganajınız çok az ısıtarak kıvamını açabilirsiniz. Hazırladığımız ganajı pastanın üzerine dökelim. Sadece üzerini kaplayacak şekilde döküyorum. Ganajımızdan biraz kalsın ki kenarlarını fındığa bularken de ganajımızdan kullanacağız. Üzerine yayıyorum. Sadece üzerine dökmeniz yeterli. Üzerini düzelttim. Hazırladığımız çikolatayı yağlı kağıttan külah yaptım. Üzerine şeritler çekiyorum. Külah yapımını daha önce zencefilli kurabiye tarifimde anlatmıştım. Eğer isterseniz oradan bakabilirsiniz. Üzerine de kürdanla şekil verelim. İyice donması için bir yarım saat, bir saat kadar tekrar buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben de buzdolabında bir saat kadar beklettim. Artık servis edebiliriz. Pastamızdan tam 16 dilim pasta çıkıyor. Orijinalinde zaten 4 katlı hazırlanıyor. Eğer isterseniz ben 4 katla uğraşmak istemiyorum derseniz aynı verdiğim ölçülerde kare borcamda hazırlayıp pandispanya kekini ikiye bölüp hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi dört katlı hazırlayabilirsiniz.
Her defasında bıçağımı temizliyorum ve o şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 16 dilim pastamız çıktı. Pasta orijinalinde pirinç fındığı bulanıyor. Ben kavrulmuş fındığı robotta çektim. O şekilde bulayacağım. Siz isterseniz pirinç fındığı da bulayabilirsiniz. Kreması olmayan yerlere kalan ganajımızdan biraz sürüp fındığı kolaylıkla bulayabilirsiniz. Fındığı bu şekilde kenarlarına çok rahat yapıştırabilirsiniz. Evet, kenarlarını fındığa bulayıp bu şekilde servis edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel bir pasta. Kreması olmayan yerlere hazırladığımız ganajdan sürelim ve kenarlarını fındığa bulayalım. Bu şekilde çok kolay fındıklar kenarına yapışıyor. Hepsini bu şekilde hazırlayıp servis edelim. Pastamızı buzdolabında muhafaza edelim. Latte pasta tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.